Arkadaşım selamlar ben SML Hocan. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin kanalımıza. Evet <laughs> değişik bir giriş deneyim dedim. Umarım başarılı olmuştur. Gençler parabolün denklemini yazacağız şimdi. Sizle birlikte bunu öğreneceğiz. 3 farklı yol var demiştik. 3 noktası bilinen parabolün denklemini yazmak ki bu az kullanılır demiştik. Daha sonrasında ee, kökleri bilinen ve bir noktası bilinen parabolün denklemini yazmak diyeceğiz. Ve Tepe noktası bilinen ve bir tane de noktası bilinen parabolün denklemini yazacağız sizle de beraber şimdi birazdan. Evet arkadaşlar biraz uzun soluklu bir ders olabilir. Bundan kaynaklı algılarınızı iyi açın ve iyi dinleyin. Abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz hadi gel bakalım derse geçelim. Evet hemen şöyle parabolün denklemini bir yazalım bakalım seninle nasıl yazılıyormuş. Bazen bizlere parabol grafiği bazen de parabolün sağladığı bazı özellikler verilip bizden parabolün denklemini yazmamız istenecek. Bunu yapabilmemiz için de birkaç tane yol var. Beraber inceleyelim dedik. İlkini sevgili arkadaşlarım 3 noktası bilinen parabolün denklemini yazmak olarak seçtik. En az kullanılanı bu. Belki de hiç kullanmayacaksın ama bilmemizde fayda var. Biliyorsun sınavda karşımıza ne çıkıp ne çıkmayacağını bilmiyoruz. AX artı BX artı C parabolü eğer burada verildiği gibi 3 tane noktadan geçiyor diyorsa o zaman biz buradaki x1'i, x2'yi ve x3'ü yerlerine yazıp y1, y2, y3 ifadelerini almaya çalışacağız ve katsayıları bulduktan sonra parabolün denklemi budur diyeceğiz. Mesela 19. örneğimize bakalım. 3 tane noktadan geçiyor diyor. Bir bu, bir bu, bir de bu. A, B, C noktalarından geçiyor. Ve ben diyeceğim ki y eşittir ax kare artı bx artı c olsun diyeceğim parabolüme. Tamam bu olsun diye bir kabul edeceğiz. Pekala neyi biliyoruz? 1 yazınca 2'den geçiyor. Hadi yazalım. 1 yerine yazıyorum. A artı B artı C geliyor ve 2'den geçiyor dedik. Bu cepte A artı B artı C'nin 2 olduğunu bulduk. Eksi 1'i yerine yazınca da A eksi B artı C olur ki bu da 6'ymış. Bir de 2 yerine yazınca 3'ten geçiyor. Yani o halde 4A artı 2B artı C eşittir 3'tür diyeceğiz. Şimdi ben şu ikisini kullanarak nasıl kullanayım mesela? Alttakinden üsttekini ya da üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. A'lar gider, C'ler gider. B'den eksi B çıkarsa eğer 2B kalır. 2'den de 6 çıkarsa eksi 4 olur. Ve böylelikle B'nin eksi 2 olması gerektiğini anlarız. Eğer ki B eksi 2 ise Getirip şurada yerine yazarsan eksi 2'yi karşıya attın ve böylelikle a artı c'nin de 4 olması gerektiğini gördün. Daha sonrasında ben b'nin eksi 2 olduğunu biliyorum ya artık şurası kaçtır? Eksi 4'tür. Attık karşıya 4a artı c eşittir kaç geldi? 7. E şimdi a artı c kaçtı? E hocam o da 4'tü. O halde üsttekinden alttakini bir güzel çıkar. 3a c'ler gitti eşittir 7'den 4 çıktı. 3 geldi a kaçmış gençler? 1. A'nın 1 olduğunu biliyorsam artık C'nin de 3 olması gerektiğini biliyorumdur. Bak A 1, B 2 ve C'nin de 3 olduğu bir ortamda tamam mı? A x kare artı B x artı C ne olur? Y eşittir. X kare eksi 2 x artı 3'ün ta kendisi olur. Parabolün denklemini istemişti. Al sana parabolün denklemi. Mis gibi akarı kokarı yok. Tamam. Evet. Parabolün denklemini bu şekilde bulabiliriz. A'yı B'yi C'yi bulmakta başka bir yöntemi yok zaten. Tamam bu nasıl zorlaşır? Yani mesela bu kolaydı bence. Sadece burada işlem yaptık. Bu daha nasıl zorlaşır? ABC'yi biraz daha zor bulursun. O şekilde zorlaşır. Başka bir zorluğu yok. Şimdi kökleri de bir noktası verilen parabolün denklemini nasıl yazarız? Ona bakalım. Bir parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri parabolün aynı zamanda kökleridir diyoruz. Evet, bunu biliyoruz. Fonksiyon x eksenini kestiği yer onun kökleridir. Parabolün x, -x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 olsun. Aynı parabol n noktasından geçsin istiyoruz. O halde paramolu, parabolümüzün denklemi eğer x1 diye bir kök varsa x eksi x1 diye x2 diye bir kök varsa x eksi x2 diye bir çarpanımız olmak zorunda bu parabolde. Ve tabii ki bir de baş katsayımızı bilmediğimiz için onu da a diye söylüyoruz. Peki a'yı sonra nasıl bulacağız? İşte n noktasını bu yüzden bize verecek. Bunu sağlattıracağız. Evet bir diğer sayfaya geçtik örnek 20'imize bakıyoruz. Çok ama çok güzel bir örnek. Birlikte bir çözelim. Gençler böyle bir noktadan geçiyor diyor bu parabol. Bir de x eksenini de eksi 2 ve 6 abscisli noktalardan kesiyor. O zaman bak direkt şunu yazarım y eşittir bir baş katsayı belirledim çarpı eksi 2 abscis noktada kesiyorsa x eksenini X artı 2 diye bir çarpanı vardır bak. Eksi 2 diye kök varsa x artı 2 diye bir çarpan. 6 diye bir kök varsa x eksi 6 diye bir çarpanı vardır. Sonuç olarak ben şunun kökü nedir dediğim zaman ne diyoruz? 6 bunun kökü nedir? Eksi 2 bak sağladı gördün mü? Bundan kaynaklı e, bu şekilde bir kök varsa bu şekilde bir çarpan vardır metoduyla ilerliyorsun. Sonra bu a'yı bulmaya geldi sıra. A'yı nasıl bulacağım? X gördüğün yere 1 yazınca ys eksi 15 oluyormuş. O halde eksi 15 eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 1 yazıyordum. 1 artı 2 3 yapar. 1'den 6'yı çıkardım. Eksi 5 yaptı. 3 kere eksi 5 kaç yapar? Eksi 15 yapar. Çarpı bir de A'mız var. Eşittir eksi 15 ise. Eksi 15 de eksi 15 gider. Ve A'nın 1 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Artık parabolümüzün eklemini yazalım. Y eşittir. A'sı madem 1. X artı 2. Çarpı x eksi 6'dır. Bunu bu şekilde vermeyebilir ÖSYM ki vermez. Ne yapacağız? Dağıtacağız. Yani x kare eksi 4x eksi 12 diyeceğiz biz parabolümüzün denklemine sevgili arkadaşlar. Örnek 21 aşağıda f parabolünün grafiği verilmiş bize. Peki eyvallah buna göre f parabolünün denklemi. Bak bu sefer kökleri açık açık vermemiş de biraz böyle allengirli yollara sokmuş bizi. Ne demek bu? Hocam tepe noktasının apsisinin eksi 1 olduğunu görüyoruz burada. Görüyoruz mu? Görüyoruz eyvallah. Tepe noktasının şuradaki köke olan uzaklığı kaç birim? 2 birim. O zaman diğer köke olan uzaklığı da 2 birim olmak zorunda ki eksi 1'in 2 birim sonunda ne var? Eksi 3 var. Demek ki benim bir köküm eksi 3 diğer köküm 1'miş. Kökleri biliyorum. Bir de bu parabol sıfırı verince 3'ten geçiyormuş bunu biliyorum. O halde parabolün denklemini yazabiliriz artık. Hadi yazalım. Şöyle çektim aşağıya. Y eşittir. A çarpı. 1 diye bir köküm varsa x eksi 1 diye bir çarpanım. Eksi 3 diye bir köküm varsa x artı 3 diye bir çarpanım vardır. Ve sıfırı yerine yazınca 3'ten geçtiğini biliyorum. O halde 3 eşittir. A çarpı 0 yazdım. Eksi 1 0 yazdım 3 geldi. Yani burası ne oldu? Eksi 3 A eşittir 3 olmuş oldu. A da kaç geldi? Eksi 1'in ta kendisi. O halde benim şuradaki A dediğim sayı aslında eksi 1'miş. Eksi x eksi 1 çarpı x artı 3 bize parabolün denklemini verir. Açmıyorum arkadaşlar. Siz bunun açık halini tabii ki yazabilirsiniz. 22. örnekteyiz. X eksenini A ve B noktalarında kesen tepe noktası 2'ye 4 olan parabol aşağıda verilmiş. Eyvallah. Buradaki alan mavi bölgenin alanı soruluyor. Şimdi öncelikle parabolün tepe noktası neymiş güzel arkadaşım? 2. 2 apsisi nokta. Şurası. E 2'nin 6 6'ya olan uzaklığı kaç birim? 4. O zaman 2'nin 4 birim solunda ne var? Eksi 2 var. Demek ki A noktasının apsisi eksi 2'ymiş. Kökler eksi 2 ve 6 ve bir de bizim parabolümüz 2'ye 4'ten geçiyor. E çok güzel. O zaman parabolün denklemini rahatlıkla yazabiliriz. Hadi bulalım bakalım. Y eşittir. Bir baş katsayı belirledim. A çarpı. Eksi 2 diye bir çarpanım var. Eksi 2 diye bir köküm varsa x artı 2 diye bir çarpanım. 6 diye bir köküm varsa x eksi 6 diye bir çarpanım vardır. A'yı nereden bulacağım? 2 yerine yazınca 4'ten geçtiğini biliyoruz. O zaman yazalım. 4 eşittir. A çarpı. 2'yi yazıyorum. 2 artı 2 4. 2'den 6 çıktı. Eksi 4. Dört. 4'ler gitti. A eşittir kaç geldi? Eksi 1 bölü 4 geldi. Şimdi benim y parabolüm. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6'nın ta kendisiymiş. Bu cepte mi cepte? Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şuradan mavi rengi alalım uzun zamandır yazmıyoruz. Şimdi ne yapacağız hocam? Ben bu üçgenin tabanını biliyorum 8 birim. Bir de bana yükseklik lazım yani şurası lazım. Bu yüksekliği nasıl bulurum? Sıfırı yerine yazınca buradan geçtiğini biliyorum ben parabolün. Sıfırı yerine yazarsam buradaki yüksekliği bulurum. Hadi yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı 0 artı 2 2 yapar 0'dan 6'yı çıkardım eksi 6 yaptı 2 kere eksi 6 eksi 12 şurası ne yaptı artı 12 bölü 4 eşittir 3 geldi bak burası kaçmış 3 e taban 8'di yükseklik 3 bölü 2 dersem üçgenin alanı ortaya çıkar ki 12 birim karedir diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla evet sanırım burada soru kalmadı sağ üst tarafa doğru geçiyoruz ne var burada 23. örnek çözek mi beraber hadi önce sen uğraş istersen Durdur videoyu Tamam. Şimdi devam edelim. Aşağıda f parabol verilmiştir. Tepe noktası 1'e eksi 3 ve köklerinden birisi ise 4'müş. Şimdi köklerinden biri 4 diyor ya. Şurası 1 ise 4 ne taraftadır? Bu tarafta. Demek ki bu taraftaki kök 4'müş. Yani şurası 4. Güzel. Şimdi şurasıyla şurasının eşit olduğunu biliyoruz. E buranın uzunluğu 3 ise bunun 3 birim solunda ne var? Eksi 2 var. Güzel. Benim bir köküm şimdi eksi 2'ymiş. Diğer kökümüz de 4'müş. O halde arkadaşım ben bunun denklemini y eşittir a çarpı bir köküm eksi 2 ise x artı 2 diye bir çarpanımız vardır. Bir köküm 4 ise x eksi 4 diye bir çarpanım vardır derim. Bu cepte. Sonra mı? Sonra da şu yapılacak bak. Ben bu parabolde bir yerine yazınca eksi 3'ten geçtiğini biliyorum. Eksi 3 eşittir. A çarpı 1 artı 2 3 yapar. 1'den 4'ü çıkardım eksi 3 yaptı. Demek ki şunlar gitti diyelim. Onlar gitmesin ya şunlar aynı onlar gitsin. da şu gitti ve A eşittir kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Tamam. Benim y parabolüm neymiş? 1 bölü 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4'ün ta kendisi bir şey. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Hocam dikdörtgenin alanı sorulmuş benden. Şurası bir kere kaç birim? 6. Bana şurası lazım. Ben burayı nasıl bulurum? 0'ı yerine yazınca aha bak buradaki uzunluğu bulmuş oluruz. Şuradan geçiyor çünkü. O halde 0'ı yerine yazalım. Y eşittir. 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı eksi 4. Yani eksi 8 bölü 3 mü gelir? Eksi 8 bölü 3. Şuranın ordinatı eksi 8 bölü 3'müş ama gel diyor ki uzunluk negatif olamaz. E, o zaman h kaçtır? 8 bölü 3'tür. Değil mi? E şimdi benim uzun kenarım 6, kısa kenarım da 8 bölü 3'müş. Çarparsam ben bunları şununla şu gider 2 kalır. 2 kere 8 de bana 16'nın ta kendisini verir. O halde 16 bu dikdörtgenin alanıdır deriz. Bu da bize sorunun cevabını verir. Tamam. İyi bakalım. Hadi. Tepe noktası ve bir noktası verilen parabolün denklemini yazacağız şimdi. Bu da çok önemli. Tepe noktası biliniyorsa. Yani tepe noktası dediğimiz R'ye K biliniyorsa. Ve bir de X0'a Y0 diye bir noktadan geçiyorsa bizim parabolümüz. O halde bak direkt şunu yapıyorsun. R'yi biliyorsun ya o R'yi alıp şurada yerine yazıyorsun. K'yı biliyorsun ya o K'yı da burada yerine yazıyorsun. X-R'nin karesi artı K'nın şuradan kaç katı? A katı. Tamam. Bu A baş katsayı. Bunu nereden bulacak? Şuradaki nokta sayesinde. Başka bir şey değil. Burada baş katsayı olan A yerine A yine x0'a y0 noktası parabolde yerine yazılarak elde edilir. Şimdi örnek 24'ü çözersek eğer ve bir yorum yaparsak çok ama çok daha iyi anlayacağız bu formülün nereden geldiğini. Şimdi gençler öncelikle bakın. Diyor ki x kare parabolünü diyor. x kare parabolu yaklaşık olarak şöyle bir parabol değil mi? Hop böyle bir parabol x kare. Güzel. Şimdi diyor ki bu parabolü diyor. Şunu şuradan sileyim. Bu x kare olduğunu unutmayın. Bu parabolü diyor R birim sağa ötele diyor. Şimdi R şurası olsun. Tamam K birim de yukarı taşı diyor. K da şurası olsun. Şöyle yaptım. Tamam. Şuraya. Şimdi bu parabolü tuttuk abi. R birim sağa taşıdım. Aha böyle oldu. K birim de yukarı taşıdım. Aha böyle oldu. Şimdi yeni tepe noktam ne oldu? R'ye K mı oldu? Yeni tepe noktası R'ye K. Şimdi ben X kare parabolünü önce R birim sağa öteleyeceğim. Sonra da K birim yukarı öteleyecektim değil mi? Peki ben bunları nasıl yapıyordum? R birim sağa öteleniyorsa X'ten R çıkarıyordum. Karesi dediği için karesini alıyorum. K birim yukarı öteleyorsak da K ekliyorduk. Bak dikkat et. Tepe noktası R'ye K iken bak ne yaptık? X'ten R'yi çıkardık. Karesini aldık ve sonra K ekledik. Bu neye benziyor? Aha da buna benzemiyor mu lan? Aha bak gördün mü? X'den R'yi çıkarmış, karesini almış ve K eklemiş. Bu kadar basit. Tamam. Matematik çok güzel be. Çok ama çok güzel. Yemin ederim. Ya bir de böyle her şeyi e, mantığıyla gösterince daha da güzel olmuyor mu? Yorum kısmına belirtebilirsin. Lütfen. Lütfen. <laughs> 25. Tepe noktası x eksenine 2 apsi noktada teğet olup he, x y eksenine 8 ordinatlı noktada kesen parabolün denklemini yaz diyor. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle diyelim. x ekseninin 2 apsi noktası şurası olsun. 8'de şurası olur mu? Olur. Şimdi benim parabolümün tepe noktası 2'de olur. Niye? Çünkü o noktada teğetmiş parabol 2.80'ine. Yalnız şöyle de teğet olabilir, böyle de teğet olabilir. Hangisi? Kollar aşağı mı, yukarı mı? Tabii ki yukarı. Neden? Çünkü 8'den de geçireceğiz ya. Parabol böyle olsa 8'den nasıl geçireceğim ben bunu? Geçiremem. İmkanı yok. Şimdi o zaman parabol hop geldi buradan şöyle ki sekti devam etti. Bu parabol. Şimdi bunun denklemi isteniyor. Y eşittir bilmem ne. Bu isteniyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Bak çok basit. Tepe noktam ne? 2y sıfır. O halde y eşittir. A çarpı dediğim x eksi 2'nin karesi artı sıfır. E k sıfırdı. Sıfırın bir hükmü var mı? Burada yok. O zaman görmezden gelebilirim ben bunu. Ya da bir sonraki adımda görmezden gelelim. Y eşittir. A çarpı x 2'nin karesi. A. Ah. Tamam. Seni mi kıracağım? Mürekkebim var sanki bu kaleminde. Mürekkebine mi acıyayım? Yazar dururum. Ne olacak? Evet. Devam. Şimdi 8 ordinatlı noktada kesiyor demiş ya. Bu ne demek? 0 yazınca diyor 8'den geçireceksin diyor. Bu işe yarayacak bu. 8 eşittir. A çarpı 0 yazdım yerine 0'dan 2 çıktı. Eksi 2 karesini aldım 4. E 4 A 8 sağa kaçtır? 2'dir. O zaman parabolün denklemi nedir? Y eşittir. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi. İşte budur. Başka da bir şey değildir arkadaşlar. Tamam. Koskoca 78. sayfayı da bitirdik. Şöyle sayfamıza uzaktan ne zamandır bakmıyorduk bir bakalım. Evet gayet deli dolu bir sayfa. Şimdi devam edelim arkadaşlarım 26. örneğimizde. 26. örneği ve 27. örneği çözdükten sonra videoyu noktalayacağız. Aklınıza bulunsun. Az kaldı yani derse tamam. Zil çalmasına az kaldı. Biraz daha sabredin. Örnek 26. Ax kare artı bx artı c parabol grafiği verilmiş. Tepe noktasını biliyoruz. Eyvallah. Bir de bir noktasını biliyoruz. E, çok güzel. O zaman şöyle diyelim mi? Biraz aşağı çekelim şunu. Y eşittir. Hop. A çarpı. Şu eşittir yapamadım ya. Kalemin ucu biraz kalın geliyor herhalde. Y eşittir. Evet. A çarpı. Tepe noktasının r'si 2. O zaman x eksi 2'li. Karesi dedim. Artı bir de k. Yani 5'i e ekliyorum. Bunu yaptıktan sonra e, artık parabolün denklemin neredeyse ortaya çıktı ya. Ama a'yı bilmiyoruz değil mi? Şuradaki a'yı bulmamız lazım. Bu a'yı nasıl bulacağım? Sıfır yerine çakınca hop 4'ten geçiyor o zaman. 4 eşittir. A çarpı sıfır yerine yazıyorum. Sıfırdan 2 çıktı. Eksi 2 karesini aldım. 4 artı 5 dedim. Bu 5'i salladım karşıya. Eksi 1 eşittir 4'e oldu mu? Güzel kardeşim oldu. Her iki tarafı 4'e böldün. A kaç geldi? Eksi 1 bölü 4 oldu mu? Oldu. Şimdi yeni parabolu yazıyorum. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 5. Güzel mi? Güzel. Valla. Hoş parabolmuş. Eyvallah. Bizden ne isteniyor? B. E B nerede? Burada. Hayda. Lan bununla bu hiçbirbirine benzemiyor ya. Şimdi benden x'in kat sayısı isteniyor. Bunu sakın unutma. x'in kat sayısı. O zaman ben y eşittir diyeyim. Eksi 1 bölü 4 parantezinde şu x 2'nin karesini bir açı versek hani şöyle bir. Güzel olmaz mı? x kare eksi 4 x artı 4 yapar mı ya? Artı bir de 5. Bak mis. Ne istendiğini dikkat et. x'in kat sayısı isteniyor. E, x'in kat sayısı şu değil mi hocam? Eksi 4. Evet o ama bak bir de burada eksi 1 bölü 4. O zaman ben sadece bununla bunu çarpsam yeter. x'in kat sayısını bulurum. Hadi çarpalım. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 4 dedim. Eksiler gider. 4 de 4 de gider. E bir kalır. Demek ki B 1'in ta kendisidir diyeceğiz. Tamam. Uyanık olmakta fayda var ya. Niye uyanık olmayalım ki? Ne demişler? Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir demişler bazı bilmiş insanlar. Evet. Örnek 27. Doğru bilmişler ama yani. Hani yanlış mı arkadaşlar? Yani Bizim ilmimiz niye var? Bu kafa niye var ya? Bu beyin niye var? Kullanalım ya. Vallahi bak kullanmak gerekiyor. Şu an var ya toplum o kadar çok böyle değişik ki kullanmayan bir sürü insan var. Ben şahidim ben. Vallahi bak öğrenci da söylemiyorum yani. Kafasını kullanmayan adamlar var. Bu kafasını kullanmayan ama çok tehlikelidir ben sana söyleyeyim. İnanılmaz tehlikelidir. Çünkü korkulacak bir şeyleri yoktur. Çünkü bir e, kaygıları yoktur. Anlatabildim mi? O yüzden kafasını kullanmayan adam çok tehlikelidir. Dikkat etmek lazım. Kullanın işte kafasını kullanmayan adamlara karşı ne yapmak gerekiyor? En büyük e, silahımız ne? Kafanı kullanman. Bu kadar basit. Daha ne olabilir ki? 27. örnek. Fx parabolü verilmiş. Eyvallah. T parabolün tepe noktasıymış. Aha şurası. A parabol üzerinde bir noktaymış. O da burası. OAT'de alanı 9 kök 3 birim kare olan bir eşkenar üçgenmiş. He, dur şimdi. İhtiyacımız olan şey direkt eşkenar üçgenin alanı. Hatırlamayan bir sürü arkadaşım olduğuna çok çok eminim. Şurası A, burası A, burası A ise alan neydi arkadaşlarım? Tabii ki A kare kök 3 bölü 4'tü. Değil mi? Var mı hata? Sonuçta bilmiyorum yani. Benden daha iyi geometri bilenleriniz vardır aranızda. Var mı? Peki. A kare kök 3 bölü 4. Bunun alanı. E şimdi bu neye eşitmiş? 9 kök 3'e. E çok güzel. Kök 3'ler gitsin mi gitsin. 4'e şuraya zıplatalım mı batalım A kare eşittir. 4 kere 9 36 yapar mı? A eşittir. 6 mıdır? Hocam 6 olamaz mı? Şimdi olabilir teorik olarak ama. Şimdi biz burada A'yı üçgenin bir kenarı seçtik ya. Tabii ki eksi 6 olamaz. 6 olacak. Peki şurası 6'ymış şimdi. Güzel kardeşim. Şurası var ya. Bura 6. Buranın uzunluğu 6 ise Tepe noktasının apsisi de 6'dır. Başkarısı değildir. Şimdi şuraya bir zoom atalım mı seninle beraber? Bunu çok seviyorum işte böyle. Teknolojiyi güzel kullanmak. Bak şöyle tutuyoruz atıyoruz tamam mı? Dibine kadar girdik şimdi biz bunu. Sonra da şunu yapalım. Şöyle biraz daha incelteyim ben kalemimi. Ha, Şimdi şurası 6'ydı ya. Şunu şöyle indirdim. Hatta daha düzgün indirebilirmişiz. Şöyle indirdim ben bunu. Şurası dik oldu mu? Oldu. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 mıdır? 60'tır. O zaman burası 30 mudur? Şurası dik olduğundan 30'dur. Şimdi ben buradan dik indirince eşkenar üçgen olduğu için şuranın tamamı 6 olduğundan şurası 3'e 3 diye parçalar mıyız? Parçalarız. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da 6 idi zaten ama 60'ın karşısı önemli bizim için. 60'ın karşısı da tabii ki hop nedir? Nedir? 3 kök 3'tür değil mi? İnce kalem başka bulamadım şununla yazalım. 3 kök 3. Tamam. Şimdi Böyle uzaklaştım tekrardan. Uzaklaştık. Tabi görünmüyor yazdıklarımız. Ama yani o kadar dibine girip yazdık ki göremedik. Ne yapalım olabilir. Şöyle ki şuranın apsisi hani 3 ya değil mi? Buranın apsisi 3 iken ben bunun ordinatının 3 kök 3 olması gerektiğini buldum. Yani şimdi benim parabolümün tepe noktası 6'ya 0 oldu hatırlarsan 6'ya 0 ve bir noktası A noktası da neymiş? 3, 3'e 3 kök Tamam, güzel. O zaman denklem sırası. En sevdiğimiz kısım. Altta boşluk var mı yok? Şuraya yazarız. Y eşittir. A çarpı. X eksi R'nin karesi. Yani X eksi 6'nın karesi. Sonuçta R bu, K buydu. E, K sıfırmış, onu yazmıyorum o zaman. 3 kök 3'ten geçiyormuş. 3 kök 3 eşittir. A çarpı. 3'ü de yerine yazalım. 3'ten 6 çıktı. Eksi 3, üç, eksi 3'ün karesi 9. 9A buysa 3'e böl 3'e böl 3 gelsin. O zaman A kaçtır? Kök 3 bölü 3 müdür? Çok güzel. O zaman benim parabolümün Y e eşittir. Kök 3 bölü 3 çarpı x eksi 6'nın karesi olduğunu bilirim ben. İşte cevap da budur derim o halde. Benden fx'in kuralı istenmişti. fx'in kuralı da sevgili arkadaşlarım budur dedik. Şimdi parabolle doğrunun birbirine göre durumları var. Aslında daha öncesinde çok çok ama çok net bildiğim bir konu. Yani şu an kadar öğrendiğimiz konulardan farklı bir olayı yok. Tamam mı? Ama farklı bir konuymuş gibi anlatılıyor. Öğrencinin de gözü korkuyor ama ben sana anlattıktan sonra diyeceksin ki ha lan bu muymuş diyeceksin. Yani o derece. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bir sonraki derse çok hazırlıklı ve dikkatli gel. Hemen bunu işledikten sonra da zaten şurada iki, iki buçuk sayfamız kalmış parabolde bitireceğimiz. Yani toplamda da biz şu an kaçıncı örnekte bıraktık? 28. örnekte mi bıraktık? kaç tane örnek vardı parabolden hemen şöyle bakalım 40 tane örnek var yeterli bir sayıda örnek zaten az kalmış yüksek ihtimalle burayı bir sonraki videomuzda bitirebilir miyiz diye kontrol ediyorum belki bitiririz belki bir tane daha mola verebiliriz ama aynı videoyu iki gün, bir gün içerisinde yayınlayabiliriz evet videonun başında da söyledik umarım sağlığın keyfin saatin yerindedir İnşallah yerindedir gençler Kendinize dikkat edin. Hayatta tek sahip olduğumuz şey aslına bakarsanız kendiniz ve duygularınız ne hissettiğiniz olay bu. Başka bir şey değil. Kendinizi e, üç kuruş etmeyen şeyler için üzmeyin gençler lütfen. Hele ki bu hayatla alakalı hiçbir şeyde kendinizi lütfen üzmeyin. Kendi akıl sağlığınız önemli, kendi sıhhatiniz, kendi sağlığınız önemli, kendi mutluluğunuz önemli, kendi duygularınız önemli. Biraz bu hayata karşı bencil olmakta da fayda var tabii ki. Sonraki videolarda görüşelim mi? Görüşelim. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Hoşça kal, sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.